medikal destek ya da ileriki aşamada cerrahi olabilir. İzleyicilerimiz diyor ki geç kaldık, huzur kaybına bile gidebilirsin diye doktorumun uyarısıyla karşılaştık. Bu da korkuttu dediler. Böyle bir durum oluyor mu hocam? Evet, ne yazık ki oluyor. Beslenmesi bozulan her organ gibi bacaklarımız, kollarımız, yerine göre beynimiz, yerine göre böbreklerimiz, bağırsaklarımız. Yeterli beslenmediği takdirde elbette ki hayatiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Evet. Burada bir tabii kalp üzerinden gidersek, Evet hocam. kalple kıyaslarsak elbette bir saat içerisinde kalp kası hücreleri önemli bir kısmını kaybeder kalp krizi sırasında. Ama bacak damarı için konuşursak bu günleri alabilir. Yani bu bir avantaj tabii ki. Ayakların kaybedilmemesi adına büyük bir avantaj. Böbrek için biraz daha kısa bir süre olabilir. Tam tıkanması halinde. Beyin için 5 dakika. Sadece 5 dakika. Beyin 5 dakika beslenmediği takdirde beyin hücreleri canlılığını kaybeder. Dolayısıyla her organın damarının tıkanması halinde göreceği zarar organın karakterine göre değişiyor. Oksijensizliğe, beslenememeye karşı bir kısım organlarımız çok daha hassas oluyor, çok daha kısa sürede hayatiyetini kaybediyor. Bir kısım organlarımız belli bir süre daha hayatiyetini sürdürüyor. Tedavi için bize geniş bir zaman aralığı bırakıyor. Dolayısıyla bu hastalarımızın bacak damarlarının tıkanması halinde uzuv kaybına kadar gitmesi aslında ortada bir hata olduğunun, bir eksiklik olduğunun İhmalkarlık göstergesi. diyebilir miyiz? İhmalkarlık, Evet. kesinlikle. Elbette hekime başvurmamışsa hastamızın ihmali söz konusudur. İlgili tetkik ve tedavilerle bu uzvun kurtarılması mümkün iken bu tedavilerin uygulanmaması da elbette ki bir yetersizliktir. Sistemin bir hatasıdır. Dolayısıyla ister daralmış ister tam tıkanmış olsun şikayete yol açan her damarın şikayete yol açmak kaydıyla her damarın açılması gerekir. Açılma imkanı da elimizdeki imkanlarla şu anda hakikaten Müthiş değil mi müthiş. hocam, Evet. teknolojinin Yani yenilikleri? açılamayacak bir damarın neredeyse bulunmadığı bir dönemden söz ediyoruz ve bunların çoğunluğu çok konforlu. Bugün müdahaleyi yapıp yarın hastayı evine göndereceğimiz şekilde. Dolayısıyla bu imkanlar ve teknikler içerisinde bile hastamızın tedavisinin yapılamayıp uzuv kaybına yol açması talihsiz bir durum olur açıkçası.